I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Evet, biz bayağı bir yürüdük. O yaklaşık bir 20 dakikalık yürüme mesafesi, 20-25 dakikalık yürüme mesafesi kat ettik. Şu anda bayağı rakım olarak yüksek bir yere geldik. Adalar da yavaştan gözükmeye başladı. İsterseniz şöyle manzarayı da sizlere gösterelim. Şurada iki tane küçük ada, hatta kayalık desek daha doğru olabilir. İki tane kayalığımız var. Bir de karşıda Georgia Adası. Birden fazla ismi var aslında adanın. Şuradan adanın büyüklüğünü daha iyi görebiliyorsunuz. Ortasında kalan kısımda da çok güzel koyu var diyeyim. Aslında koyları demeyeyim. Gerçi iki tane koy var ama orası da kumluk ve inanılmaz temiz, güzel. Gerçekten hani Maldivler tadı veren bir kumsalı, kum yapısı ve denizi var oranın da. Biraz zoom da yapabiliriz. Bugün hava bayağı bir sisli, puslu. Şöyle Midilli'nin de kaybolduğunu görebiliyoruz artık. Burada da genel olarak zeytin ağaçları var. İşte farklı, tam maki olmasa da genel olarak kısa boylu, ot tarzında, çalı tarzında ağaçlar var. Şimdi Karagöl'e çıkıyoruz, tırmanıyoruz. Yani yolumuza devam ediyoruz. Muhtemelen çok fazla bir yolumuz kalmadı diye düşünüyorum. Karagöl'e ulaşacağız. Su seviyesi hakkında da çok bir bilgimiz yok. Uydudan gördüğümüz kadarıyla, ki işte uydu güncellemelerini biliyorsunuz. Hani sürekli güncellenen veriler değil. 6-7 ayda bir maksimum güncelleniyor. Bakalım bizleri neler karşılayacak. Umarım yüksek bir su seviyesi vardır ve balıkçılar vesaire kuş türlerini de görebiliriz. Yolumuza devam edelim. Evet, 1 Ekim fakat hala yağmur almadı. O yüzden su seviyesi daha önce de dediğim gibi oldukça düşük olduğunu tahmin ediyorum. Derken göl yok. Harşaf gibi ve bayağı bir yansıma alabiliyoruz gölden. Ben hemen bir drone kaldıracağım. Bu yansımayı kaçırmamam lazım. Gerçekten çok güzel gözüküyor şu anda. Ama şuradan görebilirsiniz. Bu kumsal gibi çıkmış bütün kum tabakası, normalde toprak tabakası, fark edildiği gibi su içindeydi. Zaten şuradaki kayalar vesaire de su içindeydi. Orada dalları çürümüş, sudan dolayı dalları besinsiz kalan, çürüyen dallardan su seviyesinin nerede olduğunu o kısımdan da net bir şekilde anlayabilirsiniz. Birazdan drone'u gönderdiğimizde de zaten göreceğiz ne durumda olduğunu. Ama bence hala çok estetik duruyor, çok güzel duruyor. Burayı aslında ciddi bir 4-5 günlük yağmurdan sonra, İyi yağmur düştükten sonra çok şey fark edecektir diye düşünüyordum. Yani buranın ıslak hali çok daha iyidir diye düşünüyorum.
Şu an tamamen yeşile bürünmüş bir durumda. Ekranımız. Biraz daha yükseleceğim. Ve kuş bakışı gölün nasıl gözüktüğünü anlamaya çalışacağım. Evet, bayağı bir yükseldim ama hala geniş açıda çekmeme rağmen olduğundan daha büyük bir göl olduğunu söyleyebiliriz. 110 derecelik geniş açı lensle şu anda 100 metrede yavaş yavaş ana hatlarını belli etmeye başladı. Evet. Şurada türbinlerimiz var. Bir bağlantı sorunu var. Gördüğünüz gibi resmen kumsal oluşmuş diyebiliriz aslında gölün etrafında çekilmeden dolayı. Şimdi ben biraz daha sinematik deneyeceğim ve güzel görüntüler almaya çalışacağım sizler için. Evet, drone çekimimizi yaptık. Biz biraz da dinlendik. Bir şeyler atıştırdık. İçeceğimizi içtik. Karagöl'ü tabii hani bu nasıl oluştu? Bu göl ne tür bir göl? Bunu merak ediyor olabilirsiniz. Açıkçası bizim de net bu konu hakkında bir bilgimiz yok. Hani volkanik göl olduğunu söyleyenler var. Yani en azından internette öyle yazıyor, öyle söyleyeyim. Ama hani buranın volkanik göl olması çok zor bir ihtimal. Ben burada herhangi bir aktif hani böyle bir faal bir şey olduğunu da bilmiyorum. Volkanik bir bölge olmadığını biliyorum. O yüzden hani muhtemelen o pek gerçeği yansıtmıyor gibi. Daha çok yani benim de tahminim o yönde. Hani bir göktaşı krateri olabilir. Yani krater gölü olduğunu söyleyenler de var. Ama dediğim gibi kesin net bir bilgi ne internette var. Ne de hani biz öyle bir çıkarım yapabiliyoruz. O yüzden yani doğal oluşmuş, doğal yollarla oluşmuş bir göl olduğu kesin. Hani alttan bir kaynağı var mı yoksa sadece çevre sularının aşağı akmasıyla birlikte mi doluyor? Bunu da net olarak bilmiyoruz ama yağmur suyu çok etkilediği belli. Çünkü gördüğünüz gibi yağmur yağmadığı için inanılmaz bir çekilme olmuş suda. Ya şey de olabilir, hani doğal bir yeryüzü şeklinden dolayı bu etrafta böyle hani dağ eteği gibi yamaçtaki bütün suyun aşağı inerek burada bir oluşum olabilir. Belki biraz kireçli bir zemini de olabilir. Hani alttan sürekli bir erime, çökme söz konusuysa aşağıya doğru su toplanıyor olabilir. Zaten burası da yani toprakta çok ince bir kum. Buranın da zemini biraz farklı yani bölgeden daha farklı bir zemin olduğu kesin. Genel olarak uyduda bu tuhaf gözüken yer gördüğünüz gibi böyle bir yer. Çok fazla da bilinmiyor. Trekking için de, doğa yürüyüşü için de oldukça güzel bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Yolu da keyifli. Sadece çok sıcak havalarda, mesela bugün çok sıcak, aslında yürümememiz gereken bir hava. Bunun gibi havalarda biraz dediğim gibi iş sıkıntı olabiliyor yani konfor açısından. Onun dışında daha ıslak havalarda, yağmurlu özellikle havalarda düzgün ekipmanla, doğru ekipmanla buraya gelirse çok keyifli olacağını düşünüyorum. Ben daha hiç yağmurda gelmedim ama mutlaka yağmur yağdığında burayı ziyaret etmeye çalışacağım tekrar. Güzel bir yer. Balıkçılar yok, onu dikkat ettim. Çok fazla kuş türü vardı arkadaşlar burada. İnanılmaz fazla kuş vardı. Mesela bu rüzgar türbinleri yoktu kuşlar olduğu zaman. Tamamen hani bilmiyorum, dediğim gibi türbinin nasıl bir zararı var. Bu ses çıkarıyorlar, bu frekansı hayvanları rahatsız ediyor mu vesaire. Bunların tabii iyi bir şekilde araştırılması lazım. Ama bu gölde şu anda herhangi bir kuş türü maalesef şu anda yok. Çeşitli martı türleri, balıkçıl türleri. Hatta yanılmıyorsam kaz bile görmüştük biz burada. Ama şu anda maalesef göremiyoruz. Bu suyun seviyesiyle de alakalı veya mevsimle alakalı da olabilir. Biz şimdi aşağıya yürüyeceğiz artık. Bademli köyüne geçip oradan da Dikili'ye geçeceğiz.